Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri, ben Özgür Çetin. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün geçtiğimiz günlerde Türkiye gündemine bomba gibi düşen bir haberin değerlendirmesi için karşınızdayız. Biliyorsunuz Tesla, ki kendisi Elon Musk tarafından kurulan bir elektrikli otomobil şirketi ve sadece elektrikli otomobiller üretiyor. Uzun yıllardır, daha doğrusu son 2-3 yıldır Türkiye özelinde bazı faaliyetleri vardı. Artık bu faaliyetler resmileşti ve Türkiye'de bir Tesla Türkiye ekibi kuruldu. Ve yakın bir zaman sonra, muhtemelen 2022 içinden itibaren Tesla modellerini Türkiye'de görmeye başlayacağız. Tabii aklınıza şu soru geliyor olabilir. Tamam, Tesla'nın otomobilleri Türkiye'ye gelecek ama daha önce yok muydu? Aslında daha önce vardı. Farklı kanallardan Türkiye'ye birçok kişi Tesla otomobillerini getirip satıyordu. Hatta bugünlerde eğer sarı site dediğimiz sahibinden.com'a girecek olursanız orada da bir sürü farklı Tesla modelini göreceksiniz. Fiyatları işte 1 milyon 200 bin liradan başlıyor. 3,5 milyona kadar çıkan otomobil fiyatları da var. Peki Türkiye'ye resmi olarak gelince Tesla'nın fiyatları değişecek mi? Ucuzlar mı? Uygun fiyatta Tesla alabilecek miyiz gibi sorular mutlaka hepinizin aklında vardır. Biz de bu soruları gidermek için Tesla modelleri Türkiye'ye resmi olarak geldiğinde ortalama fiyatlarının ne olacağını sizler için hesap ettik. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şu anda Tesla'nın halen satışta olan 4 farklı modeli var. Tabii bunların hangileri gelecek? Hepsi mi gelecek? Ya da bir tanesi, iki tanesi mi gelecek önce? Bu konuda herhangi bir bilgi, açıklama yok. Ama bu 4 modelin yurt dışı fiyatları, daha doğrusu Amerika fiyatları üzerinden bir kaba bir hesap yaptık. Ve bu hesaplar üzerinden yaptığımız bu sonuçları da sizlerle paylaşmak istiyoruz. Nedir bu modeller? Önce modellerden bahsetmek istiyorum. Birinci model Model S, ikincisi Model 3, üçüncüsü Model X ve son modelimiz ise Model Y olmak üzere 4 farklı Tesla otomobili var. Bu arada şunu söyleyeyim. Bu modellerin hepsinde farklı donanım seçenekleri de var. Yani bir baz modeli var. O baz modelin üzerine siz farklı özellikler, farklı kapasite, pil kapasiteleri, farklı motor kapasiteleri seçimi yapabiliyorsunuz. Biz baz modeller için bir fiyat verdik. Hani ekstra özellik kattığınız zaman, örneğin otonom sürüş gibi bir özellik istiyorsanız bazı modellerde 10-12 bin dolar ekstra ödeme yapmanız gerekiyor. En azından ABD için. Biz onları dikkate almadık. Sadece ve sadece baz modelleri Türkiye'ye gelirse fiyatları ne olur dedik ve ülkemizdeki güncel Ocak 2022 tarihli fiyatlara göre, vergi dilimlerine göre bir hesap yaptık arkadaşlar. Ucuzdan pahalıya doğru gideceğiz. İlk olarak Tesla Model 3 var arkadaşlar. Tesla Model 3'ün başlangıç fiyatı, Amerika'daki fiyatından bahsediyorum bu arada, 44.990 dolar. Bu da bugünün kurlarıyla hesaplarsak 612.334 TL yapıyor çıplak fiyatı. Yani vergisiz olarak almak istediğimizdeki fiyatı bu oluyor. Şimdi bu otomobilin motor gücü 120 kW'a geçtiği için %60'lık ÖTV dilimine giriyor. %60'lık ÖTV rakamı da 367.400 TL. Bu iki rakamı topluyoruz. Yani 612.000 lirayla 367.000 lirayı topladığımız zaman üzerine çıkan rakamın da %18 KDV'sini almamız gerekiyor. Bu da 176.352 TL yapıyor. Yani aracın bugün Türkiye'ye Tesla Model 3 satılmak istese vermemiz gereken para 1 milyon 156.000 TL arkadaşlar. Yani bayağı yüksek, pardon söyleyeyim. Şimdi gelelim, biraz daha fiyatı arttıralım. Fiyatını birazcık daha yukarı çıkartalım ve yaklaşık 1,5 milyonluk fiyatıyla karşımıza gelecek olan Tesla Model Y'ye bir bakalım. Şimdi onun başlangıç fiyatı Amerika Birleşik Devletleri'nde 58.990 dolar. Onun da motor gücü 120 kW'a geçtiği için o da %60'lık dilime giriyor ve 803.142 TL olan çıplak fiyatı, yani dolar kurundan doğrudan çevirdiğimiz fiyatına bir de ÖTV eklediğimizde 481.885 TL yapıyor. Bunun üzerinden bir de %18 KDV eklediğimiz zaman 231.304 TL yapıyor. Toplam rakam ise, az önce başlangıçta söyledim, 1.516.000 TL. Yani Türkiye'ye resmi olarak Tesla Model Y gelirse ödememiz gereken rakam 1 milyon 516.000 TL olacak arkadaşlar. Bu da pek ucuz değil gördüğünüz gibi. Yavaş yavaş yukarı doğru çıkıyoruz. Fiyatı da tabii ki doğal olarak arttıracağız. Tesla Model S
Yurt dışı başlangıç fiyatı 94.990 dolar. Orada da pahalı bu arada, onu söyleyelim. Bu rakam Amerika için bile oldukça yüksek bir rakam. Onun da motor gücü haliyle ve doğal olarak 120 kW'ı geçtiği için %60'lık ÖTV dilimine giriyor. Bu fiyatın, yani 94.990 doların çıplak Türkiye'ye çevirdiğimiz zaman kur üzerindeki fiyatı 1.292.000 TL. Üzerine %60 ÖTV ekliyoruz. 775.200 TL oluyor. Onun üzerinde bir de %18 KDV ekliyoruz. 372.096 TL'de KDV eklediğimiz zaman toplam rakam, sıkı durun, 2.439.000 TL. 200 TL yapıyor. Evet. Hiç ucuz değil. Öyle söyleyelim. O da pek ucuz değil. Gelelim ailenin en pahalı modeli. Evet. En pahalı modeli Tesla Model X. Onun ABD başlangıç fiyatı 104.990 dolar ki orada da ucuz bir rakam değil. Onun da motor gücü 120 kW'ı geçtiği için %60'lık ÖTV dilimine giriyor. 1.429.000 liralık çıplak fiyatın üzerine bir de 857.400 TL'lik bir ÖTV'yi ekliyoruz. Onların üzerinde 411.552 TL'lik bir KDV'yi ekliyoruz. Ve toplam rakamımız 2.697.000 TL yapıyor. Gördüğünüz gibi Tesla modelleri Türkiye'ye resmi olarak girdiği zaman fiyatlar pek ucuzlamayacak. Ama videonun başında söyledim, sahibinden konu, yani sarı site üzerinde bulacağınız modellerde de 1.200.000'lerden başlayan bir fiyat var. 3.5 milyona kadar çıkan fiyatlar var. Tabii ki bu 2.697.000 fiyatı söylediğimiz gibi bazı model üzerinde hesaplanan bir fiyat. Siz bunların üzerine ekstra bir şeyler koyarsanız, ki Türkiye'ye gelip gelmeyeceğini bilmiyoruz, o paketlerin fiyatının daha da artacağını söyleyebiliriz. Yani 3 milyon liraya yakın bir fiyatta çıkabilir. Farklı donanım, farklı işte batarya, şu bu özellikleriyle. Tabii ki çok uygun değil, uygun fiyatta değil, ama tabii şöyle bakmak lazım. Tesla'nın Türkiye'ye gelmesi aslında beraberinde şu anlama da geliyor. Resmi olarak burada bir temsilciliğin olması, distribütörün olması Tesla marka otomobilleri olanlar için güzel bir durum. Çünkü şu mevcut durumda bir temsilci yoktu. Bir kaza vesaire durumunda araçlar yurt dışına gidip tamir edilmek zorunda kalınıyordu. Ama Türkiye'de bir temsilci olduğu zaman, en azından bir kaza vesaire durumunda veya parça ihtiyacı olduğunda Türkiye'deki temsilciden o parçaları alabileceksiniz. Ama fiyatlar ucuzlayacak mı? Hayır, fiyatlar ucuzlamayacak. Zaten bu otomobiller dünyada da pahalı satılıyor. Sadece Tesla için söylemiyorum bunu. Elektrikli otomobiller genelde muadil olan versiyonlara göre dünyada da pahalı satılıyor. O yüzden bu pahalı satılma durumu Türkiye'deki vergiler, KDV, ÖTV, şudur budur derken daha da bir katlanmış durumda. 1 milyonluk araç, gördüğünüz gibi mesela en basit, en pahalı modelden anlatayım. 1 milyon 400 bin liralık araç 2 milyon 690 bin liraya çıkıyor vergilerle birlikte, yani yaklaşık olarak üzerine neredeyse bir fiyatı daha, yani bir arabayı Tesla için almış oluyorsunuz. Tesla bir aracı da devletimize vergi olarak ödemiş oluyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir durum söz konusu. O bakımdan fiyatlar ucuzlamaz, ama Tesla'nın Türkiye'ye gelmesi tabii ki güzel bir gelişme. Türkiye'de bir temsilciliğin olması gayet güzel bir gelişme. Ama elektrikli otomobil fiyatlarının kısa vadede ucuzlayacağını beklemiyoruz. Tesla Türkiye'ye geldiğinde de böyle bir durum olmayacak. Ama ne olur, dediğimiz gibi yaygınlaştıkça, farklı markalarda Türkiye'de bu tarz temsilcilikler açtığı zaman en azından hem fiyatların ucuzlaması hem de bir garanti kapsamı, işte parça bulunması vesaire gibi sorunların ortadan kalkacağını düşünüyoruz. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Tesla otomobil fiyatlarını nasıl buldunuz veya diğer elektrikli otomobil fiyatları hakkındaki fikirleriniz nedir? Yorumlar kısmında bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin arkadaşlar. YouTube kanalımıza abonesinizdir diye tahmin ediyorum, ama aranızda olmayanlar da var. Kanalımıza abone olup bizleri Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağları takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda hepinizi teknolojioku.com adresine de bekliyoruz. Orada da çok güzel haberlerimiz, içeriklerimiz, günlük çok taze ve çok hızlı haberleri yine bu sayfalarda bulacağınızı söyleyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.